huzurlu bir tatil skecimizin adı. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyoruz. Hadi. Sonunda geldik baba. Helal olsun sana ya. Ne sandın oğlum? Baban böyle bir adam. Ay gerçekten bu sene de memlekete gideceğiz diye ödüm kopuyordu. Ay burası çok huzurlu bir yere benziyor yalnız. Kız adı üstünde. Allah Allah. Huzur tatil koyu. Gerçekten ne kadar sessiz ya. Ya. Evet. Nasıl ayarladın ya burayı? Ben ayarlarım. Erken eza. Ya sen kocana güvenmiyorsun. Erken eza var sonra kaptı indirip hemen getirdi sizi buraya ya. Vallahi. Aha. Zil. Her zaman yapmak istemişimdir. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah Allah. Merhabalar. Efendim bizim rezervasyonumuz olacaktı. Fikret Aslanbaş. Tabii. Kim için tam olarak? Hepimiz işte. Ay ne kadar genç ya. Ya kızım mı? O da mı? O da mı demek ne demek ya? Hep beraber işte. Ya biz çok yıprandık, çok yorulduk. Bundan sonra yatış vakti. Artık yatacağız biraz değil mi? Biraz yatacağız. Anladım. Genetik herhalde. Ben bir sorduruyorum. Tamam. Tam rezervasyon tarihi yani ne zaman yaptırmıştınız? Erken rezervasyondan yararlandım. Şubat 2009. Oha baba. 13 yıl önce mi yaptın rezervasyonu? Erken rezervasyon yaptım. Dün mü yaptırayım? Erken rezervasyon ya. Hem YTL. 1250 YTL ödedik. YTL mi? Ne? Sikkeyle ödeseydin. Ya erken rezervasyon diyorum ya. 1250 YTL diyorum. Adamları dolandırdım. Onları kandırdım. Onları enayi yerine koydum ya. Allah. Efendim çok pardon. Evet. 2009 dediniz değil mi? He he. Şöyle bir durum var. Biz 2009'da Huzur Tatil Köyü'ydük. Sonra kapattık. Köyüm huzur evi olduk. Şu an burası huzur evi mi? Evet. Songül, beni kandırdılar. Beni dolandırdılar. Beni şey yerine koydular. Enayi. Ben de biliyorum enayi demeyi. Ya Fikret ya, yapacağımız bir tatili ne yaptın ya? Ben bu tatili kimseye yedirmem. Bu bizim hakkımız. Parasını peşin verdik. Evet, biz bunun parasını peşin ödedik. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlandık. Ben bu tatili yapacağım. Efendim gerçekten elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne demek elinden gelmiyor ya? Ne demek elinden gelmiyor? Arkadaşım ben 13 sene önce bu tatili yapmışım. Ben böyle bir adamım. Şimdi sence geri döner miyim ben? Lütfen bunu yapar mısın yoksa dava ederim. Polis yok mu? Arayın kızım polisi. Bak bu adamı enayi yerine koydum. Aferin konuş. Enayi gibi hissediyorum. Aslanım. Bunun alnında enayi mi yazıyor? Tamam lan! Ben de biliyorum enayi demeyi. Enayi enayi deyip durma. Efendim şöyle yapalım. Biz sizi şey yerine koymayalım. Enayi. Allah bana izin verin. Ben müdürümü çağırayım isterseniz. Davayla uğraşmayalım. Çağırın müdürümüzü. Müdür bey. Efendi. Efendim lütfen kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. Kusura bakmayın. Ne demek kusura bakmayın yardımcı ya? Yardımcı olamayacağız yani. Ne demek yardımcı olamayacağız efendim? Olur mu öyle şey? Lütfen ya ben sizi dava ederim bak. Dava ederim burayı. Efendi davayla kaç yıl uğraşılır mı onu lütfen yapmayın. Arkadaşım. Ben Şubat 2009'da rezervasyon yaptırıp tatili beklemiş bir adamım. Sence davayı mı beklemem? Beklerim arkadaşım, beklerim. Lütfen bana yardım edeceksin, polis çağırırım yoksa. Neyin polisini çağırıyorsunuz beyefendi? Yardımcı, yani olamayacağımızı söylüyorum. Arkadaşım yani. Elimde kapı gibi erken rezervasyon var. Sesinizi yükseltmeyin, sesinizi yükseltmeyin. Sen yükselttiğin için ben de anlaşabilmek ama için sesimi yükseltiyorum ya. Bakın rahatsız oldular şu anda. Hamiyet abla rahatsız. Hamiyet abla rahatsız oldun da geldin değil mi? Nasıl? Sesten diyorum, rahatsız oldun diye geldin değil mi? Niye? Ablacığım, rahatsız oldum değil mi? Bakın sesten dolayı. Ne diyor? Kadın duymuyor lan. Duysa rahatsız olurdu. Heh. Aferin, sağ olun müdürüm. Aferin. Efendim bize bir şey yapmanız lazım. Benim bu şekilde olmaz. Efendim şöyle yapalım isterseniz. Ben haddim değil ama iki odamız müsait şu anda. Hem de davayla uğraşmamış oluruz. Ya olur mu öyle şey Serdar Bey? Sorumluluk bende efendim. Tamam, sorumluluk sende o zaman. Tamam, sana ilgiyi sana bırakayım. Hadi görüşmek üzere. İlk defa sorumluluk aldım. Keşke ailem de görseydi. Tamam. Ben sana kimliğimi vereyim. Ne yapayım? Efendim ben sizden kimliğinizi alayım. Kusura bakmayın. Yardımcı olmaya çalışacağım. Olur mu öyle şey ya? Hem sizi mağdur etmemek adına hem de bakın misafirlerimizle aileniz ne güzel anlaştı orada. Öpeyim ben efendim. Zombini ne? Gel, gel. Gel. Yiyodelim hadi gidelim ya. Kızım ne demek gidelim ya? Allah Allah. Erken rezervasyon parasını verdik diyorum ya. Hem de tam pansiyon.
Vallahi baba senin tam pansiyon olmuş tam tansiyon. Şuna bak ya. Ya benim yaz aşkı hayalim yine başka bahara kaldı. Ya. Geç otur şuraya ya. Süha abi. Yok ben Mert. İşte senin yaz aşkın başkalarının ikinci baharı demektir. Süha abi çok bekledim sizi. Neredeydiniz? O zaman yine de bekledim. Gözüm yolda kaldı. O günden beri göremiyorum zaten. Süha abi danteli fistan aldım yine. Akşama inşallah gelirsiniz, bir görürsünüz. Ne diyorsunuz? Anne, kadın bana yürüyor. Oğlum saçmalama, kadın yürüteşle zor yürüyor. Sana nasıl yürüsün? Vallahi baba, Ronaldo gibi driplinge kalktı kadın. Oğlum tamam, birazcık hürmet göster. Tamam, sen de ama lütfen biraz hürmet yaşlılara ya. Ay! Ay! Ne oluyor ya? Komutanım, tankçı piyade Refik Korkmaz emredin komutanım. Refik amcacığım, tansiyonu yükselecek. Yapma öyle. Ödüm patladı. Allah belanı versin ya. Tamam, hem de ne biçim konuşuyorsun? Konuşma. Ha, Allah anladım. Allah. O zaman şöyle yapalım. Ben size kimliğinizi vereyim. Heh. 117 ve 118 numaralı odalar sizin. Tamam. Bir şey olursa basarsınız. Teşekkürler. Tamam, sağ olasın. Lan nereye gittin? Bizim bavullar ama. Komutanım, bir ben bavul var. Komutanım, ben taşıyayım. Estağfurullah amca, olur mu öyle komutanım, şey? Komutanım, ben taşıyayım. Ya ne komutanı amcacığım, Allah Allah. Ya, ne amcası komutanım, olur mu öyle şey tamam, ya? Allah aşkına, tamam git komutanım, ne olur ya? Ya amca, ben taşıyayım. Lan dur, öleceksin, dur ne olur ya? Fıtığın vardır senin. Asker, bu biri birdir, bırak. Ne, oh ya. Oh. Tamam git şurada şimdi, istirahat et asker. Sol. Dedem yaşında adam, emir veriyorum, alıyor o da ya. Allah'ım günah yazma, ne olur. Normal yürü, normal. Seni mi bekleyeceğiz ya? Şu abi. Benim odam 112 numara. Tamam, kulağıma küpe olsun. Bak ne güzel konuştunuz, he. Tatlı tatlı geçiniyorsunuz. Ay bana fenalık geldi, bir denize falan gidelim hadi ya. Ya ne güzel tatlı tatlı geçiniyorlar işte. Tatlı beni yaramaz. Trakyalı oldum bir anda. Şeker bana dokunuyor şekerim. Ha, geçmiş olsun ablacığım. Ablacığım ben o kadar yaşlı mıyım? Doğru diyorsun teyzeciğim. Daha yaşlısın, çok fazla yaşlısın bakın, sen. Bakın çok, hadi belime güneş geçecek, hadi gidelim. Hadi gidelim, hadi gidelim. Tamam, hadi gidelim. Gidelim ya. Hadi gidelim. Oğlum bana bak, sana kolluk aldım, gel. Baba ben 20 yaşındayım. Oğlum baban o tatili aldığında 7 yaşındaydın ama. Her seferinde laf sok. Size de yaranılmıyor ha. Hadi, hadi siz gidin. Tamam, hadi. Ne tarafta? Deniz ne tarafta? Çok yakın. Yürüyerek bir saat. Komutanım, müsaade var mı? Refakatçi olayım. Tamam, hadi git asker. Hadi, tamam. Sağ ol. Ya bunun bir saat dediği yolu biz iki dakikaya gideriz ya. Ben de geleyim. Zaten bikinimi içime giydim. Sen hala bikini mi giyiyorsun? Doğru söylüyorsun. Bana kalsa çıplak gezeceğim. İtiraf bir şey derse diye. Şu arabaya gel de atlayalım beraber. Tamam, iyi, oğlum sen kullan arabayı. Kaza maza olur. Tutun bana. Arkasına atlayın. Arkasına geçe. Tutun bana. Bana bak Mert. Deve güreşi oynarsanız yaşlıları siz alın kafanıza. Başımızın üstüne yeri var onların. Başımızın üstüne. Şaka yaptım, duymadılar. Duysana gülerler be. Saçma sapan ya. Vallahi. Bak kaldık başımıza ne güzel ya. Ya. Ya ağanın tadını çıkarmıyorsun ki ya. Niye ağanından bahsediyorsun vallahi ya? Vallahi bak ne olur ya, bak doğayla iç içeyiz, bak 50 metre ileri deniz ya. Ya ne yapabilir miyiz? Dur evine geldi, farkında mısın? Ya öyle düşünme ama lütfen. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlandık. Lütfen gözlerini kapat, doğayı dinler misin? Ya kapatayım ha. Kapatayım. Kapat, inanarak kapatmıyorsun. Kapatayım. İnanarak kapat. Doğada garip şeyler oluyor bak. Ne oluyor ya? Maymun çiftleşmesi, ne bileyim. Ya, ya doğa dediğin bu mu? Ne var, boş molayıyorum, saçma. Afiyet olsun teyzeciğim, ne kadar tatlı bir yaşlı ya. Görmüyor musun? Azıcık sohbet et kadınla. Ya ne konuşacağım ben ya bununla? Ya havadan sudan konuş işte ya, Allah Allah, sosyalleş biraz. Neyse, tamam. Teyzeciğim, havalar da çok sıcak değil mi? Sıcak ama nem çok, nem çok. He. Hava olmadı. Şöyle yapayım. Teyzeciğim, su soğuk mu? Soğuk ama girince alışıyorsun. Fikret, ben havadan sudan konuşamıyorum, toprağa geçeceğim. Mezar yerinizi aldınız mı? Ne dedin? Yok,
bir şey yok. Nem çok, nem diyor. Girince alışıyorsun neme. Doğru. Fikret, gerçekten ben dayanamayacağım. Kalk gidelim, bir şeyler içelim bari ya. Allah Allah, içeriz. Burada da içeriz her şeyi. Efendim. Ne oluyor? Hah, şöyle Edibe Hanım kokteylinizi getirdim. Şöyle vereyim. Oo, süper. Teşekkürler. Süper. Ağzım süper. Işıyor. Canım, bir tane de biz alabilir miyiz onlardan? Yalnız bunlar size sert gelir ama. Ver, ver. Ayı kafayla çekilmez burası, ver. Afiyet olsun. Sağ olasın canım. Bu ne be? Bunun içinde ne var? B12, ağrı kesici, C vitamini, omega 3. Serdar yavrucuğum, bunun içine ağrı kesiciyi az koymuşsunuz. Kafa yapmıyor bak sonra. Ah efendim, öyle mi diyorsunuz? Ona tamam, göre. Biz arttırırız onu. Ya Fikret, Allah'ını seversen kalk gidelim. Bari bir şeyler yiyelim. Bak, ya ne demek ya bu? Pardon Serdar Bey. Biz tam buyurun. Pansiyonuz ya. Yiyecek ne var acaba menüde? Yiyecek bugün ne vardı? Yağsız, tuzsuz, acısız, ekşisiz patates. Patatesi suya koydunuz, çıkardınız yani. Yani bunun açıklaması mı oldu çünkü? Ama bize açık büfe dendi. Öyle değil. Açık büfe değil. C ile. Acık büfe. Nasıl? Nasıl ya? Ya efendim, misafirlerimiz perizlerine dikkat etsin diye acık acık yediriyoruz. Acık acık ne ya? Tabii. Serdar yavrucuğum, ben bir tane daha alabilir miyim? Bak. Ama Edibe teyzeciğim, sonrası bak biliyorsun, geçen hafta olanları unuttun herhalde. Evet, unuttum çünkü B12'sini düzgün koymuyorsunuz yavrum. Unutuyorum yani. Haklı kadın. Fikret, muhabbete bakar mısın lütfen? Bak muhabbet beni hiç sarmadı. Allah'ı seversen kalk gidelim şuradan. Ya Allah aşkına lütfen ya, çocuklar mutlu, en azından onlar için duralım ya. Ya of ya, of Deniz, hiç canlı değildi ya. Canlı değil mi? Refik komutana ne oldu? Ne demek ne oldu? O bizden önce çıkmıştı. Daha gelmedi mi? Hamiyet teyze nerede? Ya ben onunla baş edemedim. En sonunda kuma gömdüm. Başında da bir Fatiha okudum. Ona da prova oldu. Sıcak bu kemiklerime çok iyi geldi. Artık bu olmazsa. Asilsin. Allah kahretsin. Kendi ellerimle bir canavar yarattım. Oğlum. Sahabi kaçmasın, gelsin abi. Ne yazıyor? Tamam, Hamiyet Hanım. Ha. Şimdi sakin olun, yoksa libidonuz yükselecek. Daha ne kadar yükselecek ya? Tahmin bile edemezsin. Tamam, ha, sakin tamam. olun. Siz de şey yapın, tamam, çok fazla şey yapmayın. Tamam, ne yapacağım? Bir şeye ihtiyacın olursa ben burada değilim. Tamam, aşağıdayım, beni ararsınız. Ben birazcık yoga yapıp rahatlayacağım. Yap kızım, yap, yap. Ben de yapayım. Ay ben de yapayım. Sen de yap, ben söyleyeyim, sen de yap ya. Ben de yapmayacağım. Hadi Hamiyet, sen de yap. Ama benim ihtiyacım mı var? Olsun, yap sen, yap. İyi gelir. Yaparsam esnerim, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi hep beraber esneyeceğiz. Üçüncü gözümüzü açacağız, tamam mı? Benim ilk ikisinde katarak var yavrum. Üçüncüsünde yani. Nasıl olacak? Ne yapacağız? Tamam, şimdi şöyle sağ kolumuzu kaldıralım. Sol elimizi belimize alalım, esneyelim. Bir, iki, üç. Şimdi diğer tarafa. Bir, İki. Üç. Anam. Ne oldu ya? Dost kızım, ne yapıyorsun ya? Bu darda alırsa toplayamayız. Ne yapıyorsun ya? Beni bırakın siz de. Ay, gel teyzeciğim, gel şöyle otur ya. Gel. Oğlum, su ver, su ver. Su ver oğlum, su ver. Eli havada kaldı ya. Allah Allah. Su ver oğlum. Ablacığım, al. Oğlum, sana mısın? Kadın nasıl içecek bunda? Çok pardon. Hüp yap. Hüp yap, iç. Dur, ben çok susadım, ben içeyim ya. Ya ne yapıyorsun Şongül ya? Allah Allah, teyzeciğim buyur. Al, çok teşekkür ederim. Neyle böyle kaldı, şey yapıyorsunuz ya? Ya çok beni rahatlatmadınız insanı ya. Tamam, akşam yaparsın sen de ya şeyini. İyiyim oh. Artık yapacak bir şey yok. Ne güzel ya, oldu işte. Ne istedik ya? Bir tane ateş başında gitar çalınan ortam istedik. Bu ne ya? Benim oğlum klişe ya. Oğlum ateş başında gitar mı kaldı Allah geldim. Aşkına ya? Geldim komutanım, geldim. Onu aldı düştü. Hep beraber bir musiki icra etmez miyiz? Bak başka bir şey isteseydim olacakmış, biliyor musun? Ya baba, gitar mı bu? Ut bu ya, ut ne ya? Oğlum gitar klişe, ateş akşamını mı kaldı? Klişe işte bunlar, adam çalıyor. Çal bakalım asker. Düşer mi şanına? Ey Şeyh-i Hubat. Burası sizde. Heh. Neresi bizde ya? Dur.
düşer mi şahına? Yeter daya. Bir tane Türkçe kelime yok şarkıda ya. Ama bu 47 yazına damgasını vurmuştu ya. Ya şöyle daha gençlere hitap eden bir parça bir şarkı yok mu ya? Nereden olsun gençlere hitap eden şarkı ya? Allah Allah. Var komutanım, var. Olur mu? Giriyorum. Son, iki, üç, dört. Bunu al geri gönder. Kardeşim helikopter. Ay, kişi başı 400 evce amcam rüyan da. Efendim ne oluyor ya? Yahu huzur evinin bütün huzurunu kaçırdınız beyefendi. Ne oluyor öyle? Allah aşkına lütfen ya. Bana bak, siz orada ne yapıyorsunuz lan? Hayır, aşağıya giden bir yol var. Oradan biz... Sen şu anda neyi sorguluyorsunuz beyefendi ya? Tamam, siz de şimdi bir tane pansiyon ayarladık biz, tamam mı? Vallahi. Sizi bir pansiyondan alacaklar şimdi. Orada ücret falan da almayacaklar size. Orada gül gibi tatiliniz yapacaksınız. Oh, vallahi sağ olun. Ay, durdunuz ya, şu dışına buldunuz ya. Hadi, hadi tamam, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi tamam. Serdar, misafirlerimize yolu göster. Şöyle. Şuradan, sola doğru. Herkes gördü mü? Şöyle, hafif sol kıvrım. Abi saçma sapan konuşma. Valizlerini al, yardım et. Yok, yok, gerek yok, gerek yok. Biz hallederiz. Hadi, hadi alın oğlum. Bize müsaade, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Komutanım sağ olun. Güle güle gidin ama yine gelin olur mu? Çok özletmeyin kendinizi. Komutanım gittiniz, üzüldük ya. Çok alışmıştık. Biz hep buradayız, olur mu? Gelin gene. Süha Bey, yine gelin. Anladın değil mi? Bekliyorum. Melek abla. Müdür bey, biz karar verdik. Burada yaşlılarla beraber kalıyoruz biz. Ya Fikret, ne yapıyorsun? Saçmalama. Gerizekalı herifin kafa salladı. Kafa salladım, kafa salladım. Ya baba, biz hadi gidelim diye kafa salladık ya. Lan mal, hadi gidelim şu. Bunu yaparsan kalırım ben burada ya. Diyenler, zil diyenler, vay be, ruh havlu zil geldi. Murat Aksu ve Ozan Sertdemir yazdı. Murat'la Ozan'ı sahneye davet ediyoruz, yazar kardeşlerimizi. Helal olsun. İşte zile gidiyorlar Ozan'la Murat. Çok çabaladılar. Ya bir de işte çok zor bir skeç yani. Hakikaten işte durağan mekan, içeride ne olay olacak falan filan. Hani dedim nereye gidecek skeç? Hani çok iyi şakalar vardı ya. Yani hep taşıdı. Biraz böyle dizi yapısı vardı hani. Sanki bir şeye başladık, saatlerce izleyeceğiz gibi de bir hissiyat vardı. Acayip yani yaşlıların performansı hakikaten böyle çok iyiydi ya. Vallahi bir oyunculuk, Selen ve Tuba'yı ayrı... Tebrik etmek istiyorum. Bir de yani hem en iyi şakaları aldığı için ve çok güzel de sattığı için Yeşim'e çok büyük bir alkış. Çok güzel şakalar var. Aklınızda hangi delik kaldı ya? Ben de bir sürü not almışım, okuyamıyorum şu an. Sen terlik aldın 7 yaşındaydın. Sen, evet, sana terlik aldığımızda 7 yaşındaydın. Şey, kolluk 7 yaşındaydın. Çok güzel. Başka ne? Tokat. Toprak. Hava, sudan muhabbet ettik, toprak muhabbet etti. Çok iyiydi abi. Böyle hani yazmışsınız mı? Gurur duyun diye şakaları tekrarlatıyorum Murat. Bak kolay bulunmuyor şaka dediniz. Başka yukarıda? Sirke yazıyordu. Ronaldo. Bunu alıyor, gönder. Ne bunu, güzel. Ne dedin? Sikke. Sikke. Evet, o çok güzeldi.
şey daha kafa sallama freni. Çok saçmaydı ya. Gerçekten evet. Bu provada sinirin tadınız mı? Bu yani bu yazılıda mı var yoksa bir finalde? Yok, yazılıda var zaten. Kafa sallanma birbirine mi var? Aynen. İnanılmaz saçmaydı. Seyirci de kaldı böyle bir diye böyle herkes kafa sallamaya başladı. Böyle hipnotik bir tarafı vardı yani. Bizi skeçten koparıp birden hiçliği sorgulamaya hani böyle hayatı sorguladık. Onu çok iyi oynadınız bir de. Kesin güleceğiz dedi zaten. Evet. Gülmeyeceğiz. Ama en sonuna kadar gülmediniz yani. En sonunda güldünüz. Çok güzeldi abi. Elinize sağlık. Kaleminize sağlık. Oyunculuklara sağlık. Çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili izleyenler. Çok güzel hareketler bunlar.